Günaydın hanımlar. Dünkü dersimizde sabun işaretlerimizin, kalıp işaretlerimizin eteğin diğer tarafına geçirme işlemini anlatmıştık. Bununla ilgili mesaj çok geldi bana. Eksik anlatmışım. O eksiği tamamlamak istiyorum ilk önce. Bu bizim sarı karbon kağıdımız. Normalde kağıtlarda eskiden hatırlayacaksınız lacivert ve siyah olurdu. Daktiloda yazı yazanlar iki kağıdın arasına koyardı ve yazıları geçirmeye yarardı. Bunlar da nakış ve dikişte kullandığımız bir tarafı karbonlu, bir tarafı kağıt olan kağıtlarımız. Bu da işaret geçirmekte kullandığımız rulet dediğimiz aletimiz. Böyle yaptığımızda kumaş üzerinde bakın iz bırakıyor. Açık renk kumaşlarda da bırakıyor. Ama bunu her kumaş için kullanamıyoruz. Mesela ipekli, birman gibi, krep de mor gibi kumaşlarda bu kumaşımızı zedeler ve ip çekmesine neden olur. Ama böyle kışlık, işte kaşe, yünlü, kalın kumaşlarda rahatlıkla kullanabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Şuradaki işareti buraya geçirmek için kağıdın, yani karbon kağıdımızın düz kısmını masaya koyuyoruz. Altına yerleştiriyoruz hiç kaydırmadan. Şu karbonlu kısmı üste bakacak, bize doğru bakacak ve kaldırıp bunu şöyle cetvel ve riga kullanarak yaptığınızda daha düzgün oluyor. Söyleyeyim, onu istemeyi unutmuşum. Vakit kaybetmeyelim. Yaptığınızda işaretimiz buraya geçiyor. Ben biraz yavaş basmışım. Şöyle cetvelle bastığımızı düşünürsek biraz yaklaştırabilir misin? Gözüküyor mu? Şurada gördüğünüz gibi işaretimiz geçmiş oluyor.